Selamünaleyküm arkadaşlar. Ön lisans Arapça 1 ders kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz. 13. sayfadayız. Kaldığımız yerden devam edelim. Ülke başına min veya ülke sonuna nispet yası yani nisbiye eklenerek aidiyet anlamı elde edilir. O Iraklıdır. Hüve minel Irak, huve Iraki. İkisi de aynı şey, o Iraklıdır. Huve min Pakistan, huve Pakistani, o Pakistanlıdır. Huve mine, hiye minel Urdun, hiye Ürdüniyye, o Ürdünlüdür. Hiye min Filistin, hiye Filistiniyye, o Filistinlidir. Evet, müzekker müennes, Türki, Türkiye, Lübnani, Lübnaniyye, Mısri, Mısriyye, Libi, Libiyye, Tunisi, Tunisiye, Fransi, Fransiye, Ürdünî, Ürdünîye, Suri, Suriye, Pakistani, Pakistaniye, Sini, Siniye, İrani, İraniye, Sudani, Sudaniye, Ummani, Ummaniye. Nispet yası aslında şeddeli bir y'dir. Ancak şeddesi konuşma dilinde çoğunlukla telaffuz edilmez. Uzun bir i sesiyle yetinilir. Ummani, Sudani diye. Dişil t'si eklendiği zaman şedde görünür hale gelir. Ummaniye. Burada şedde var y'nin üzerinde. Sudaniye, İraniye. Evet, buradaki bu malumat. Ummani, Ummaniye, Sudani, Sudaniye. Birinci kısım burası, ikinci kısım burasını anlatıyor. Devam edelim. Örneğin, Türkiye, Türki, Türkiye. Türkiye, Türkiye. Türki, huve Türki, hiye Türkiye. Bunlara yani huve Türki, o Türk, o Türkiye'den, o Türk, o Türkiye'den. Müzekker ve müennes. Bu da ülke ismi olarak. Suriye, Suri, Suriye. Rusya, Rusi, Rusiye. Dikkat edileceği üzere ya ile veya elif ile biten ülke adlarına li-lı anlamındaki nispet yası getirileceği zaman önce sondaki bu ya atılıyor. Sonra i nispet yası getiriliyor. Rus, ya. Rusi. İspanya, İspani. Kanada, Kanadi. Fransa, Fransi. Ene Libiye, ben Libyalıyım bayan, müennes. Ene Arabi, ben Arabım. Ene Suriye, ben Suriyeliyim. Ene Mısri, ben Mısırlıyım. Ene Türki, ben Türküm. Ene Lübnani, Lübnaniye, ben Lübnanlıyım. Ene Ummani, ben Ummanlıyım. Ene Mısriye, ben Mısırlıyım. Mısriye, Mısri. Müzekker, müennes. Müennes, müennes, müennes. Müzekker, müzekker, müzekker ve müzekker. Devam ediyoruz. Araştır, tekrarla. İlişkilendir, karşılaştır. Anlat, paylaş. Evet, mazi fiil çekimi, dili geçmiş zaman. Tasriful fi'lel mâdî. Mazi bir fiilin örnek çekim tablosu. Burada dili geçmiş zamanda basit fiil çekimi verilmiş olup fiil türleri ve diğer çekimler ikinci bölümde verilecektir. Evet, huve ketebe, huma ketebe, hum ketebu. Hiye ketebet. Huma ketebeta, hünne ketebne, ente ketebte, entuma ketebtuma, entum ketebtum, enti ketebti, entuma ketebtuma, entunne ketebtunne, ene ketebtu, nahnu ketebne, ketebe yazdı, huve ketebe, o yazdı, o ikisi yazdılar, hum ketebu, onlar yazdılar. Müfret, müzekker, gâib, tesniye, müzekker, gâib, cem-i müzekker, gâib. Müfret, müennes, gâibe.
Tesniye müennes gaibe, cem'i müennes gaibe. Müfret müzekker muhatap. Müfret müennes muhataba. Tesniye müzekker muhatap. Tesniye müennes muhataba. Cem'i müzekker muhatap. Cem'i müennes muhataba. Nefs-i mütekellim vahde ve bu da nahnu ketebna. Mütekellim birinci şahıs. Kete ene ketebtu nahnu ketebna. Ben yazdım, biz yazdık. Nefs-i mütekellim vahde, nefs-i mütekellim mal gayr. Yani ben ve biz mal gayr, yani birçok kişi kastediliyor. Evet, bu şekilde yani fiili mazinin tasrifi, çekilmesi bu şekilde. Yani buraya başka bir kelime getirdiğimiz zaman mesela zehebe. Zehebe, zeheba, zehebu, hum zehebe, huve zehebe, huma zeheba, hum zehebu. Zehebet, zehebeta, zeheb ne? Zehebte, zehebtuma, zehebtum, zehebti, zehebtuma, zehebtunne. Zehebtu, zehebna. Sıra aynı. Sadece yani kelimeler, fiiller değişiyor ama kalıp aynı. Şurayı okuyalım. İkinci şahıslarda zamirin sonundaki harekeli t'nin fiilinin sonuna hep eklenmiş olduğunu, evet hemen bakalım. İkinci şahıslarda, ikinci şahıs, zamirin sonundaki harekeli t'nin fiilin sonuna hep eklenmiş olduğunu ve üçüncü çoğul şahıs, üçüncü çoğul şahıs burası, dişilden itibaren fiilin son harfinin sükun ile harekelendikten sonra bu eklemelerin yapılmış olduğunu fark ediniz. Evet, mesela ketebe, keteba. Ketebe, keteba. Burada harekeli. Ama şurada ketebne, ketebtum, ketebtunne, ketebtuma, ketebti. Buralarda hep cezim, sükun var. Üçüncü şahıs eril çoğullarda çoğul vavından sonra bir elif harfi getirilir. Ketebu. Evet, burada ketebu, vav getirilir şu şekilde. Vavdan sonra elif getirilir. Bu elifin fiilin okunuşuna dikkate alınmaz. Yani fiil ketebuva biçiminde değil. Yani ketebuva bu şekilde değil. Ketebu biçiminde okunur. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu, aminu, keferu. Hep bu vavlardan sonra elif vardır. Bunun nedeni de şimdi burada tabi sadece müzekker için ama Kur'an-ı Kerim'de geldiği zaman bu şekilde mesela ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, yani kadınlar ve erkekler, müzekker ve müennes için olduğundan dolayı elifinin gelme nedeni müennese de şamil olsun diye. Çünkü tek sıga geliyor. Ya eyyühellezine amenu. Oradaki vavdan sonra elif geldiği zaman müennese de şamil olsun diye. Bunun nedeni budur. Burada okunmaz. Ama yazılır. Yukarıdaki tabloda yer alan her bir fiil çekimi başında kullanılmış olan zamirle birlikte okunduğundan anlamlı bir cümle olmaktadır. Evet, 15 sayfada bu şekilde. Sıkça kullanacağımız bazı fiiller. Zehebe, gitti. Celese, oturdu. Mesela bunu çekelim. Biraz önce çekmiştik bunu. Celese, celese, celesa, celesu, celeset, celeseta, celesne, celeste, celestuma, celestum, celesti, celestuma, celestunne, celestu, celesna, dahale, dahala, dahalu, dahalet, dahaleta, dahalne, dahalte, dahaltuma, dahaltum, dahalti, dahaltuma, dahaltunne, dahaltu, dahalna. Yani yukarıdakinin sadece şurada kelimeleri değiştiriyoruz ama bunlar hep kalıp aynı. Evet, oturdu. Burada hemen not olarak Araplar zehebeye raha diyorlar. Raha, muraviyah, raha, ruh. Yani bunu kullanıyorlar. Bir Arap ülkesinde duyduğumuz zaman bunun manası ne diye düşünmeden hemen bunun zehebe, gitti manasına geldiğini bilelim. Celese, oturdu. Evet, burada da celese yerine Araplar gaade, ugud diyor. Kaade yekadu, yani kaad denir ama işte biraz da amice olmuş, yani galatlaşmış halk dilinde, yani farklı mana, kelimenin aslı değişmiş. Ugud diyor, kaade, bunu kullanıyorlar ama kaade kelimesi fusa. Dehale,
Evet, girdi, harece çıktı. Bu harece yerine de genelde tala'a kelimesini kullanıyorlar. Tala'a seyyara diyor, araba çıktı diyor. Tala'a seyyara emami, önüme araba çıktı. Şeribe, içti, bunu olduğu gibi kullanıyorlar. Taibe, yoruldu, bunu kullanılıyor. Derese, ders çalıştı veya okudu. O cümledeki şeyine göre değişebilir manası. Alime, ev arife, bildi. Fetaha, açtı. Semia, işitti. Evet, burada zehebe, celese ve harace. Bu üç tane kelimelerin Arapların, yani sokak dilinde halkın kullandığı amice dediğimiz o dilde raha, kaade, tala bu kelimeleri kullanıyorlar. Araştır ve tekrarla. Yukarıdaki fiil çekimini 3 kere deftere yazınız ve ezberleyiniz. Diğer örnek fiillerden 3 tanesini seçerek dili geçmiş zaman olarak tüm şahıslarla çekimini defterinize yazınız. Mesela şuradan semia. Semia, semia, semi'u. Semi'at, semi'ata, semi'ene. Semi'ate, semi'atuma, semi'atum. Semi'ate, semi'atuma, semi'atum. Semi'ati, semi'atuma, semi'atunne. Semi'atu, semi'ana. Bu şekilde bu ikisini de ekleyelim. Yani fetaha, fetahu, deftere bu üç tanesinin tasdifatını, fiil mazinin çekimini yapalım. Arapça ve Türkçedeki dili geçmiş zaman çekimini karşılaştırınız. Türkçede birinci tekil şahıs, Arapçada ise üçüncü tekil şahıs ile başladığını, Arapçada hem eril hem dişil hem de ikil formüller için fiil çekim olduğunu fark ediniz. Evet, bunu yukarıda görmüştük. Arapçada dili geçmiş zamanda fiil çekimi konusunda öğrendiklerimizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Evet. 16, 15, 14 ve 13. sayfalarda bu şekilde işlemiş olduk. Buradan devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ma selame. Elel lika.